Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Şöyle yapayım. En son bölümde miydi, ondan önce miydi artık, yani en son dün akşam biraz Uruk-hai'de takıldım. Biraz dediğime bakmayın, bütün gece takıldım yani. MS'ler düştü. 5, 8, 9. Bunun biri mi vardı, ikisi mi vardı, tam hatırlamıyorum, emin değilim. Sonra sabah KS'ye geldiler 9 gibi. Sonra 9'dan 4'e kadar sadece KS vardı. Yani hiçbir şey düşmedi dokuzdan, sabah 9'dan akşam 4'e kadar. Neyse. 3 tane civarı bus aldık. İşte yan buslar aldık. Onları zaten salladım. Shell çıktı bayağı. Rest in Shell'ler. Ondan sonra şurada biraz daha şey, evet, burada biraz daha Shell var. Önce bu MS'lere gireyim dedim. Çünkü kırdığını mutlaka atarsa şellerle beraber kırdırırım. Bu arada yayınımızı beğenip beğenmezseniz beğenmeyip, hatta böyle beğenirseniz bir de bir abone olup bize destek olabilirsiniz. Yayınımızı, işte videomuzu, neyse. Bir de dün akşam bir iki arkadaşla böyle biraz konuştuk ettik. Hani böyle 60 level 61 levelle tek bir olmayacak gibi. Hani Lüfer'de, Esnaf'ta falan farm artık bitti. Artı 70'e kasıp CZ çıkmak gibi bir durum olabilir. Görev şellerini alıp. Bakalım. Öyle bir niyetimiz var. Yani kastığımız her parayla biraz bir şeyler ekleyip, işte önce rolle başlayıp, mesela old rol, ondan sonra işte yavaş yavaş şeller, silah sırayla. Tabii sizin desteklerinizle. Her zaman desteklerinizi bekliyorum bu arada. Yavaş yavaş gideceğim gibi. Bu akşam da bakalım, bir detaylı konuşacağız canlı yayında. Duruma göre artı 70'e gidebiliriz. Onun haricinde şimdilik videomuz başlasın. Böyle bir giriş yapayım dedim. Kırdırırken falan göstermem herhalde. Belki MS'den güzel bir takı düşerse gösterebilirim. Ya da MS'ler bitince gösterebilirim. Duruma göre, sizi çok sıkmak istemiyorum. Şimdilik devam. Evet arkadaşlar. Broklar Şampiyonlar Ligi. 9 tane MS'den bir tane bunu attı. Bu zaten sadece kırdırmak için işe yarar. Başka hiçbir işe yaramaz. Devam. Bir de kırdıralım. Yani kırdırdıktan sonra artık gösterin. Yani şöyle kırdırmayı falan araya sokma. Yani çok şey oluyor. Devamlar Shell'den çıkan. Böyle oyunu hiç duramadım. Ve para edecek. Refinit. Bundan kendini zaten 5K, 20K, 5K falan. Şunların hepsi çöp zaten. Bir TS attı. Yani kişilerden pek bir şey beklememek lazım. Bunu da kırdıracağım. Bunları bir satayım hemen. Bu yatırım hepsini. Artık BDV'leri kazandığımızda da iyi. En azından geçiş kutu alıyoruz. Yani satmak için işe yarar. Kırmızı kutu çöptü yani. Neyse, BDV de güzel geçti. Hareketli. Çekemedim ama yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Devam. Evet arkadaşlar. Of. Uruk-hai ile Uruk Blade'e bıraktım gece. Bayağı bir şelmel düştü. 10 hem nakit bıraktı. 11 hem. Şellerden hariç daha bankada bir 10-15 tane şel. Hepsini kırdıracağım. Bakalım artık. Sağlam düzgün bir şey düşerse gösterin. Tamam. Bu arada bu her kırdırdığımızda 10K kesiyormuş. Ben onu daha şimdi fark ettim. Çıkan itemler şeye değmiyor ki. Yani burada atıyorum, ben şimdi 100 tane shell kırdırsam 10K'dan ne kadar yapar? 10 tanesi 100K, 100 tanesi BM yapar. Buradan çıkanlar BM yapmıyor ki zaten. Öyle bir saçmalık var şu anda. Niye 10K kesiyor bu? Şuraya bak. Sinir oldum ya, bedavaya.
Burada her seferinde 10K veriyoruz. Çıkan şeylere bakın. Bire bak. Ne yapayım şimdi? Neyse. Şimdi arada bir söyleyeyim dedim. O kadar Shell'den. Burası doluydu, burası doluydu. Bankada ekstra 10-15 tane vardı. 20'ye de yakın para vardı zaten üstümde. Yani kırdırmaya gitti hep para. Şimdi kırdıktan sonra o 20'ye yakın paradan ne kadar geçeceğiz? Oyun yiyebilir miyim? Bir tane yüklemiştim, iki tane kendine hakkım aldı. Bir tanesini yüklemiştim yani. Hmm. Bir tane de şu yüklem tam. Bakayım. Oldu bir tane. Bir tane yükleme hakkım vardı. Ya yükle be ya. Zaten 20'ye yakın para vardı. 20 desek. Bunları satalım. Aldın mı o tepe? Şu an değil. O tepe. Aldın mı o Şu anda tepe? katılım bakayım. Totalde düz hesap ne olacak? 20 düz desek ona. Bilmiyorum 20 miydi 19 mu çıktı tam hatırlamıyorum da. Nasıl lazım olacak ama. Saklayacak yer yok. Evet. 24 hem 800K. Yani hemen hemen 5 kat. Dünyanın şeridi Restimpa 5. Çabuk. Bunu çekmesem olmazdı. Sonunda köz silahını aldık. Bir de BB düşmüştü. Bir de şunlar var. Bunları yakmalık olarak basayım. Şu kadar yanmıyor. Herhangi bir yana hemen artı 4'ü açacağım. Güzel yanmadan gidiyor. Yanmıyor galiba. Evet. Evet. Yandı. Bir tane daha ayakkabı. Onu da geçeceği tuttu ya. Allah'ım bu da geçti. Bu yanar bak para edecek ya. Ha ben biliyorum ya. Vallahi biliyorum ben ya. Evet, artı 5. 5. Yanma oğlum. Yok, güzel. Hadi hedefimiz artı 6. Hadi göreyim seni.
Güzel. Okey doldu. Şey yapmam lazım. Şey yapmam lazım. Okey doldu. Weapon bıraktılar, yandı. Bu artıya da oldu. Yapılacak ne var? Yapılacak hiçbir şey yok galiba. Hiçbir şey. Önce bunu kırdırayım. Belki bundan bir taban atar. O zaman yapmalık yaparız. Taksak bu da high class. Artı artı olmazsa hiçbir işe yaramıyor. Artı artı olmadıktan sonra yanmıyor bile. Olur mu onu da bilmiyorum. Bana baksana bir dakika. Ne baksana? Ne olsun? Çok önemli bir silah. Ne Gitmiş best. yapacaksın Arslan? Bastıktan sonra bastım ve Tamam. içeri durdu bizim. Bastım. Kayboldu mu ekran? Kayboldu. Açayım mı? Bilmem geldi mi ki? Açayım mı? Çocuk ne yapıyor? Bağırıyor mu? Ağlıyor mu? Göreceğim ses. Bu. Ha, oradan hiçbir şey çıkmadı. Bir çocuk çıktı ya. Görmedim ben. Açıyor. Anladım. Senin be. Ne oldu? Yanmış. Ben sürekli aynı şans mı var bende sanıyor. Orada bir olmadı. Bir... Evet arkadaşlar. Şu an monster'ın içinden bu saldım. Şurada görünüyor. Neyse. Hani göstermek istedim. Hiç beklemiyordum. Monster'lara falan giriyorum şu anda. Ya çok detaylı girmek istemiyorum. Zaten bir haftalık bir video yapacağım için çok uzun olur. O yüzden Evet şimdilik devam. arkadaşlar, bu bölümün sonunu da böyle yapalım. Çünkü niyetim bir dahaki bölüm hani Char'ın son halini tanıtmak olacak. Sonraki bölüm demeyeyim de neler yaptığımızı anlatmak olacak. Beğenip abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hadi eyvallah.